Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte Kenan Kara ile TYT Geometri Kampı'nın 20. hafta videolarına başlıyoruz. Evet normalde çember ve daire tekrar diye gözüküyor. Sizler ne yapacaksınız? Öncelikle olarak kitabınızdaki yani ekstra bir kitabınızdaki çember ve daire sorularını çözeceksiniz. Sonrasında da bu pdf'deki yani bu kitaptaki çember ve dairenin sondaki testleri çözeceksiniz. Ben şimdi o testlerin çözümlerini yapacağım. Toplamda 5 tane test var yani 5 videodan oluşacak bu video serisi bu hafta serisi. Bu sorular neydi? ÖSYM son 10 yıl içerisinde ÖSYM tarafından sorulmuş soruların benzerleriydi. Hadi bakalım. Şimdi ilk videomuzla birinci testin çözümüne başlayalım. Test 1'in çözümüne başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Çok önceden bu çember ve daire ile ilgili sanki biraz zorlayıcı sorular soruyorlarmış gibi geliyor. Zaten sorularda da göreceksiniz. Yeni sınav sisteminde tabii ki biraz yeni nesile çeviriyorlar. Yeni nesil sorular kolay gibi gözüküyor ama e, bu soruları da görmeniz aşırı derecede önemli. Bunları çözmeniz, bunları anlamanız gerçekten çok önemli. Çünkü artık çember ve dairede de biraz zorlayıcı sorulara geçebilme zamanı geldi gibi geliyor bana. O yüzden bu testlerdeki bu sorular gerçekten ama gerçekten çok önemli. ÖSYM gerçekten çember ve daire ile ilgili çok orijinal sorularla karşımıza çıkmış. Şimdi zaten bu 5 testte bu soruların çözümlerini incelediğinizde e, arada bazı soruların gerçekten çok kaliteli olduğunu göreceksiniz. Hadi bakalım. Birinci soruyla başlayalım isterseniz. Birinci soruda o yarım çemberin merkezi denmiş ve böyle yarım çemberde çapa dikilmiş. Yarım çemberde çapa dikilince ben şunu söylemiştim şunu tavsiye etmiştim. Şunu çizin bak bunun uzantısı değil ve CB'nin uzantısı değil. Böyle çapa dikilmişse o çapı gören çevre açı 90 dereceyi oluşturur. İşimize yarıyor. Ondan sonra ABC'de bir kare demiş tamam. Ve şu alanlar birbirine eşit verilmiş. Bu alanları kullanacağım ben. Hmm. O zaman ben şuraya bir AAA diyeyim. Şuraya B dersem Buradaki alan nedir arkadaşlar? Alanlar birbirine eşit. Yani şunun alanı a kare. a aynı zamanda diklendik çizilmiş. O zaman burada öklit bağıntısı a'ya ait öklit bağıntısı a kare nedir? Şu çarpı tamamı değil midir? Evet. Şuraya c dersem e, tamamına da isterseniz ne diyeyim? Şuraya da tamamına da d diyeyim isterseniz. A kare neye eşittir normalde arkadaşlar? Çünkü şu karenin alanıyla bu alan eşit verilmiş. Onu da kullanacağım. Bir de öklit bağıntısı da a kare. C çarpı tamamı. Tamamı da d. C çarpı D'ye eşittir. alanlar birbirine eşit verilmiş. Alan A, B, C, D ile E, F, K, E. Yani A kare ile B çarpı şu. B çarpı D birbirine eşit olmak zorunda. Aynı zamanda A kare neye eşit verilmiş? B çarpı D'ye eşit verilmiş. E o zaman burada ikisi A kare eşit oldu. E ben buradan ne buldum? C çarpı D ile B çarpı D'nin birbirine eşit olduğunu buldum. O zaman D'ler birbirini götürdü. C ile B ne oldu? Birbirine eşit oldu. C ile B birbirine eşit. O zaman şuraya bir B yazalım. Tamam. Sonra başka ne denmiş burada? Çevre NFKM 20 denmiş. O zaman onu da kullanalım. Çevre NFKM yani şuradaki dikdörtgenin çevresi 20 olarak verilmiş. E arkadaşım şurası 20 olarak kullanacağız. O zaman burası 20 ise şurası B ise bu burası da B'dir. 2B şunlara da ne kaldı o zaman? 20-2B kaldı. Yani 10-B'ye 10-B mi kaldı? Evet. O zaman 10 eksi B'ye 10 eksi B ye kaldıysa e, biz biraz önce C ile de B'ye eşit bulmuştuk. Bizden ne isteniyor? Çemberin çapı isteniyor. E çemberin çapı nedir? Çap dediğimiz yer. Hocam burası B zaten. Burası da 10 eksi B oldu. B artı 10 eksi B'ye eşittir. E B'ler gitti. Cevap da kaç yaptı? 10 yaptı. Evet birinci sorunun cevabı böylelikle. Cehan oldu. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soru böyle katlama sorusu değildi. Aslında ben katlamaya çevirdim. E, katlamayla da ilgili böyle bir soru da karşımıza çıkabilir diye. Ama çözüm mantığı oradaki çözüm mantığıyla aynı. Şimdi biz çeyrek daire biçimindeki bir daire katlamışız. Ondan sonra şöyle katlamışız. Katlanmış hali şöyle bir açalım isterseniz. Hop açtık katlanmış hali. Katlamada ne diyorduk? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam üst üste binen alanlar da birbirine eşit olacak. İşte buradaki alanla buradaki alan da birbirine eşit olacak. Bizden ne isteniyor? Yaylar da eşit olacak falan filan. Buna göre diyor son durumda oluşan şeklin görünen yüzünün alanı. Evet bu katlamayı yaptıktan sonra şuradaki alan isteniliyor bizden. Hmm, şu alanları yazmayayım isterseniz. E o zaman ne yapacağız arkadaşlar? Burası da katlamada üst üste binen açılarda birbirine eşit olacak ya o zaman aynı doğru üstüne gittiği için 90 derece olacak mı? Ya da açılar eşit ya burada. E açılar eşit olduğu için toplamları da 180 olduğundan 90-90 diyebiliriz. Şimdi bunların da eşitliğini bulduk. E biz daire alanını ne biliyoruz? Daire diliminin alanını biliyoruz. O zaman daire dilimi oluşturmalıyız. Hop daire dilimi oluşturduk. Ve en etkili silahımız bak yarı çapı da çizmiş olduk. E yarı çapı çizdiysek yarı çapı uzunluğunu kullanacağız. Hocam burası kaç? Yarı çapımız 12. Burası 6 ya 6. Bak burası 12. E o zaman burada dilim alanı diye cevabımıza ne geliyor? Açı geliyor. Büyük ihtimalle açısal bir muhabbet var. Buradaki dik üçgene bakacak olursak. 90'ın karşısı 12 iken hangi açının karşısı? Alttır 30'un. 30-60-90 üçgen çıktı burada. E o zaman 30'un karşısı 6 ise 60'ı karşısında 6 kök 3 olmak zorunda. E, burası 60 ise burası da 30. Burası da 12. E, o zaman bizden istenilen alan şuradaki görünen yüzünün alanı. Şuradaki alan artı buradaki alan. Yani burada kalan nedir? 30'luk dilim. 30'luk dilim dediğimiz pi r kare 30 bölü 360'tır. Artı şuradaki üçgenin alanı da 6 çarpı 6 kök 3 bölü 2'dir. O zaman 30 bölü 360 deyince bu kaç yaptı? 12 yaptı. 12'lerden birer tanesi de gitti. 12 pi artı 36 bölü 2'den de 18 kök 3 yapar burası. O zaman 12 pi artı 18 kök 3 ya da 18 kök 3 artı 12 pi yapar cevabımız. Böylelikle bu sorunun cevabını 5 şıkkı yani balık esir bulduk dostum. Geldik 3. soruya. Soruya başlamadan önce şıklarda bir değişiklik var arkadaşlar. Bir inceleyin belki doğru cevabı bulmuşsunuzdur. Burayı izlemenize gerek yok belki de. Ben çözüme başlayayım. Şimdi neler verilmiş? Burada sayılar verilmiş. Öncelikle şu teğet, t uzunlukları birbirine eşit olduğundan dolayı 12 ise burası da 12'dir. Buradaki teğet noktaları verilmiş 12 20. Bu dik üçgen olduğundan dolayı burası da 20 olduğundan 12 16 20 üçgenden 3 4 5'in 4 katından burası 16'tır. Dairenin çevresi isteniliyor bizden yarıçapı bulmalıyız. O zaman buraya bir r diyelim. E, merkez varsa teğet varsa çek dik yapınca burası da r ve şuraya da ne kaldı? Tamam 16 olduğundan 16 eksi r kaldı. Pisagor bağıntısı yapalım burada. 16 eksi R'nin karesi neye eşittir? R'nin karesi artı 8'in karesine eşittir. İşlem işlem işlemle R'yi bulabiliriz. Burada hissedebiliriz değil mi arkadaşım? E burada 8 varsa büyük ihtimalle 6, 8, 13 kendidir. 6'yı koyduğumuzda 16 eksi 6'tan burası da 10 yaptı. Sağlamız tuttu. Yani yarı çap 6 çıktı. Şimdi bizden yarım dairenin çevresi isteniyor. Yarım dairenin çevresi nedir arkadaşım? 2 pi R bölü 2 değil sadece. Bak dairenin çevresi isteniyor. Yarım dairenin yay uzunluğu istenseydi şurası olacaktı. Ama bizden ne isteniyor? Yarım dairenin çevresi tamamı olacak. Yani 2 pi R bölü 2 yay uzunluğu artı bir de 2 tane R. 2 tane 6'ya eşit olacaktır. O da neye eşit oluyor? 6 pi artı 12'ye eşit oluyor. Yani cevabımız böylelikle Adana çıkkı oldu. Adana dedik. Akçay oldu. Adanalılara da selam olsun burada. Neyse. Üçüncü soruyu Akçay bulduk. Geldik dördüncü soruya. 10 merkezli yarım çember üzerinde bir C noktası A'dan B'ye doğru hareket ettirilerek ABC üçgenler oluşturuluyor. Mesela C noktası buradayken şöyle üçgen oluşuyor. C noktası buradayken böyle üçgen. C noktası buradayken böyle üçgen oluşuyor. Gibi gibi gidiyor. Devam edelim. Boyalı bölgenin alanı en az 18 pi eksi 36 birim kare olduğuna göre boyalı bölgenin alanı en az. Arkadaşlar boyalı bölgenin alanının en az olması için üçgenin alanının en fazla değerini bulmalıyım. Üçgenin alanının en fazla değeri de bak burası 90 derece değil mi? Evet. Bir dik üçgenin alanı a çarpı b bölü 2 değil midir? a çarp b'nin en fazla değerini bulmalıyız. En fazla değeri nerededir arkadaşlar a çarp b'nin değeri? a ile b hani birbirine en yakın mı? en uzak mı? En yakın olduğunda değil mi? a ile b birbirine en yakın olduğunda yani a ile b birbirine eşit olduğunda olur arkadaşım bu. O zaman tekrar söylüyorum. Bu taralı alanın en fazla alanını bulmak için bu e, en az değerini bulmak için pardon, üçgenin alanını çünkü yarım dairenin alanından üçgenin alanı çıkartacağım. Üçgenin alanının en fazla değerini bulmalıyım. En büyük değerini bulmalıyım. En büyük değerde a ile b birbirine eşitken oluyor. Evet, o zaman a ile b birbirine eşit alalım. Şunlar birbirine eşitse. O zaman burada 45 45 90 üçgen çıktı. Sonra Burada ne yapacağız? İşlem yapacağız. Bunlar birbirine eşit. E bunlar birbirine eşitse burada da bir yarıçap çizecek olursak hop yarıçap çizecek olursak hocam bu da yarıçap, bu da yarıçap, bu da yarıçap. A kenarlık çıktı 45 ise burası da 45 oldu. E o zaman burası r, burası r, burası r. 45 45 90 üçgenleri karşımıza çıktı. O zaman bu bölgenin alanını vermiş bize. O zaman yarım dairenin alanından pi r kare bölü 2'den neyi çıkartacağız? Üçgenin alanı çıkartacağız. Burası r r iken r kökü yapar. E Burası da RR iken burası da R kök 2 yapar. Üçgen alanında R kök 2 çarp R kök 2 bölü 2 değil midir? Evet. R kök 2 çarp R kök 2 bölü 2. İşte bu neye eşitmiş? 18 pi eksi 36'ya eşitmiş. Buradan gerekli işlemleri yapacak olursak. Hatta buradan bölü 2 kalsın isterseniz. Pi R kare eksi şurası 2 R kare bölü 2 eşittir bu ya. Bölü 2 ile karşı taraf çarptığın zaman. 36 pi eksi 72 eşit oldu. E buradan da şey parantezini alacak olursak r kare parantezini alacak olursak pi eksi 2 kaldı. Buradan da 36 parantezini alacak olursak pi eksi 2 oldu. Pi eksi 2'ler gitti. R kare 36 ise r'yi de buradan kaç buluruz? 6 buluruz. Bizden de çemberin yarıçapı isteniliyor. isteniyor. Dolayısıyla cevabımız böylelikle edremit çıktı. E tekrar söylüyorum arkadaşlar. Bakın dikkat edin taralı alanın en az alanını bulmak için Üçgenin en büyük değerini, değerini bulmam lazım. Onda da dik kenarlarının birbirine eşit olması lazım. Eşit olduğu zaman da şöyle şu şekil karşımıza çıktı. Yarı çap çizince de R, R burası. Burası da R. Bunlar da birbirine eşitse. X kenar dik üçgenden 45, 45 yazınca burası da 45 oldu. 45, 45, 90 üçgenleriyle e, yola devam ettik arkadaşım. Tamam. Evet cevap edinemedi oldu. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi bazı bilgiler verilmiş. Bir üçgen verilmiş. Şöyle bir yükseklik böyle bir yükseklik çizilmiş. Buna göre demiş böyle öncüller verilmiş ifadelerinden hangileri doğrudur diye soruluyor bize. ABC üçgeni dar açılı bir üçgendir. Doğru arkadaşım niye? Dar açılı üçgende yükseklikler üçgenin içinde kesişir. Hatta bir üçüncü yükseklikte tam buradan çizilir. Yüksekliklerin kesim noktası e, burası yüksekliklerin kesim noktası olduğu için Yüksekliklerin kesim noktasından geçen doğru olmak zorunda yükseklik olmak zorunda dar açılı bir üçgende de e, yükseklikler üçgenin içindedir. Ya da ispatlayalım. Şöyle ispatlayalım. Hocam şuradaki 90 dereceden dolayı burası B köşesinin dar açıdır kesinlikle. Hocam şuradaki dik üçgenden dolayı da yine dar olduğunu görüyoruz ya da şuradaki dik üçgenden dolayı da C açısı yine dar açılı bir üçgendir çünkü 90 derece olduğundan 90'dan küçüktür. E hocam burası kaldı. E burası 90 derece olduğundan şuradaki dik üçgenden burası da dar açılı bir üçgendir. Yani 90'dan küçüktür kesinlikle. Gerçekten bütün açılara bakacak olursak dar açılı bir üçgen mi oldu? Evet. Birincisi kesinlikle ama kesinlikle doğru. Şimdi gelelim ikincisine. İkincisi ne diyor bize? D, E ve F noktalarından geçen çemberin merkezi D, E, F'den geçen çemberin merkezi ABC üçgeninde AC C kenarına ait yükseklik üzerindedir diye soruluyor. AC kenarına ait yükseklik nereden geçer? Yüksekliklerin kesim noktası E olduğu için tam buradan geçmek zorunda. Evet bu bir yükseklik arkadaşım. E yükseklik gerçekten de buradan geçen, şuradan geçen ve buradan geçen çember yayı tam çapı gören çevre açı 90 derece mantığından dolayı Hop bunun devamı şöyle olmak zorunda. E o zaman arkadaşım şöyle bakacak olursak çapı gören çevre açı 90 derecedir. O zaman bu çemberin merkezi tam bu doğru üstünde olmak zorunda. Bu da yükseklik doğrusu olduğundan kesinlikle ama kesinlikle doğrudur. Çünkü AC kenarına ait yüksekliğin üzerindedir diyor. DF'den geçen çember diyor. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Sonra bir üçüncü sıra bakalım. AB ile BC birbirine eşitse. AB ile BC birbirine eşitse. Buradan çizilen yükseklikti ya. Yükseklik tabanı iki eşit parçaya böler ve aynı zamanda bu bir açıortay ortay doğrusu değil midir? Evet. ED ile de EF birbirine eşittir demiş. ED ile de EF birbirine eşittir. Aynen öyle. Çünkü bak açıortay olarak yakaladık. Açıortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit değil miydi? Aynen öyle. Bunlar birbirine eşit olur. Dolayısıyla üçüncüsü de doğru olmuş oldu. E, üçünü birden doğru bulduk. Hangileri doğrudur diye soruluyor. Dolayısıyla cevabımız E direni çıkkı oldu. Geldik bir sonraki soruya. Aşağıdaki ABC eşkenar üçgeni ve bu üçgenin işte çemberi verilmiştir çember ile üçgenin teğet noktalarından BF üçgeni oluşturulmuştur. Eşkenar üçgen 60 60 60 bir kere eşkenar üçgeni iç işte çemberin merkezi ÖSYM çok bununla ilgili sorular soruyor arkadaşlar buna dikkat edin. İç i̇şte çemberin merkezi her şeyin merkezidir. İşte çevre çemberin merkezidir. İşte ee, ne derler ağırlık merkezidir. İşte açıortayların ortayların kesim noktasıdır. Her şeyin merkezidir. Ama öncelikle şuradaki açılar 60'ar derece. Bu 60'ar derecelerden dolayı şu teğet teğet olduğundan şunlar birbirine eşit. Şurada ne çıktı? Bir eşkenar üçgen çıktı eşit eşitse burası da 60'sa. Aynı şekilde şunlar da birbirine eşit. Şurası da 60-60 oldu. Aynı şekilde burası da 60-60 oldu. Şunlar da birbirine eşit olduğundan dolayı. E şimdi ne yapacağız burada? Hocam bunlar çift çizgiyken, şunlar çift çizgiyken bunların çift çizgi olduğunu nereden biliyorsun? Onu da şöyle söyleyebiliriz. Burası işliğe çelmenin merkezi ya. Yani buradan çizilen açı ortaydır. E bu merkezle çektik de burası 90 derece olacağından Çizilen açı ortayda yükseklik olduğundan doğrusal olacak. tabandaki iki eşit parçaya bölmek zorunda. E burada bir eşkenar üçgen çıktı. Burası da eşit. Burası da eşit. Aynı zamanda burası da eşit. E sonrasında ne yapacağız? Bir tane alanı bulursak olay bitti. Şurası A alanı. Çünkü eşit girişlerin ayırtılan alanlar birbirine eşit. Burası da Burası da Şuradaki bir tane A alanı bulursak olay bitti. Şuna yoğunlaşalım. E ne yapacağız burada? Hocam bir parçanın alanı sorulduğunda daire dilimi oluşturuyoruz. Hadi oluşturalım bakalım. En etkili silahımız yarı çap çizmek. Hop yarıçap Daire dilimini de oluşturmuş olduk. E burası 60 ise burası ne oldu? 30 oldu. Hocam burası da 30. Çünkü burası da R, burası da R olduğundan dolayı. Bize eşkenar üçgen çevresini 36 olarak vermişler. O zaman bir kenar 12. Yani şunlar 6 6 yaptı. Hocam burası da 6. E R, R, R kök 3. O zaman R dediğimizde 2 kök 3 mü oldu? Evet. Yarı çapı da 2 kök 3 olarak bulduk. Şimdi ne yapacağız arkadaşım? A alanını bulabiliriz. A alanı nedir? Şu dilimden yani 120'lik dilimden pi R kare 120 bölü 360'dan üçgenin alan çıkartacağız. İşte bu R, R, R 3. Yani R, 2 kök 3 çarpı 2 kök 3 çarpı 120 bölü 2'den de yapabiliriz ama ben olsam tabana ait yükseklikten yaparım. Biraz karışacak şekil küçük ama idare edin. Şurası R'yi de 2 kök 3 olarak bulmuştuk zaten. 90'ın karşısı 2 kök 3 30'un karşısı nedir? 1'dir. Şuradaki yükseklik 1 yapacak. Şöyle göstereyim 1. 30'un karşısı 1 60'ın karşısında pardon 90'ın karşısı 2 kökü 30'un karşısı kökü Yükseklik kök 3 yaptı. Ondan sonra bu da tabanı da iki eşit parçaya bölecek zaten. Ya da 30'un karşısı köküç 60'ın karşısı köküç. Çünkü köküç katından dolayı 3 birim 3 birim. Şimdi üçgenin alanı bulurken taban çarpı yüksek bölü 2 ye. yani 6 çarpı köküç bölü 2'den buluruz. E o zaman burada ne yapıyor arkadaşım bu? Şunlar sadeleşince 3, e, 2 köküçü karesi 12, 12 bölü 3'ten 4. Yani burası 4 pi eksi neye eşit oluyor? 6 3 bölü 2'den 3 köküçe eşit oldu ama bizden 3a e isteniliyor. Şunun 3 katı nedir? 12 pi eksi 9 kökçe eşit olacaktır dostum. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Güzel bir soru dikkat edin. Geldik bir sonraki soruya yani 7. soru. Ee, burada teğet noktası olarak verilmiş ve 50 de verilmiş. E, teğet noktası olduğu için zaten direkt odası nedir? Merkez teğet çektikten 90 derecedir. Yarıçapla alakası yerde bir eşitlik verilmiş. En etkili silahımız yarıçap çizmektir. Bak bu da yarıçap. Al sana yarıçap. En etkili silah. A bu da yarıçap yazınca. Şurada bir eşkenar üçgen çıktı mı? Çıktı. E burası 60, burası 60, burası da 60'tır. sonra ne yapacağız? E her şey çıktı meydan aslında. Şurada bir x kenarda oluşturabiliriz aslında ama bence gerek yok. Şurada bir dörtgen karşımıza çıktı. Dörtgenin açıları var mı? Var. Şuraya bir a açısı diyelim istersen. Burası da 120 derece. 90, 50, 120 ve a'nın toplamı 90, 120, 90, 120, 50 ve a'nın toplamı neye eşit olmak zorunda? 180'e eşit olmak zorunda. Buradan şu ikisinin toplamı 170 90 ile toplayınca 260 bu toplamı 360 olacak. O zaman 360'tan 260 çıkınca da kaç kalıyor? 100 derece kalıyor. A'yı 100 derece bulduk. A 100 derece ise e, bizim x açısına neye eşit? 100 ile 60'ın toplamına eşit oldu. Yani 160'a eşit oldu. Bakın burası 100 burası 60 olduğundan toplamda 160'a eşit oldu. Evet dolayısıyla 7. sorunun cevabı denizli oldu. Geldik 8. soruya. Şimdi O merkezli yarım çember. KLMN dikdörtgen verilmiş. Sonra burada neler verilmiş? KLMN ne dikdörtgenin alanı 4 anne olarak verilmiş. Ve X açısı nedir diye soruluyor bize. Evet Ali Bey uzunluğunu vermiş bize. Ali Bey uzunluğu kaç verilmiş? 6. Hocam burası 6 ise yarı çap uzunluğu kaç yaptı? 3. E o zaman burası 6 iken yarı çap 3. Aha da burası 3. Bunu yazdık. Şimdi boyalı bölgenin alanı bulurken ne yapacağız? Şu dilimin alanından üçgenin alanı çıkartacağız. E üçgenin alanında şurası bir şey var mı burada? Yok. Herhangi bir özel bir durum var mı? Yok. E özel durumu uygulayalım. E burada şu kenarları maalesef bulamıyoruz arkadaşlar. Bu kenarlar yok. Başka bir şey vermiş mi? KLMN dikdörtgenin alanını vermiş. Hmm. KLMN dikdörtgenin alanını kaç vermiş? 4n olarak vermiş. O zaman ben bunu kullanacağım. 50 bir şekilde. KLMN dikdörtgenin alanı 4n ise Ve bu arada şurada bir Merkez var kiriş var çek dik yapsam. Kirişi ne yaptı? İki eş parçaya böldü mü? Böldü. Hocam kirişi iki eş parçaya böldü. He, tamam. Tüm alan 4 Şu alanla şuradaki alan aynı mıdır? Evet. Hocam 4 buradaki alanda da 2 endir. Buradaki alanda da 2 endir. Şu da bir dikdörtgen ya. Alanları en en diye paylaşır mı burası? Evet. E zaten bize boyalı bölgenin alanını pi eksi en vermiş. Boyalı bölgenin alanında pi eksi n vermiş. Onu kullanacağız. O zaman boyalı bölgenin alanı pi eksi n ise şurası pi eksi n ise pi eksi n ile n'in toplamı bak ne yaptı? Dilimin alanı yaptı. Yani pi eksi n ile n'in toplamı dilim alanı. E, dilimin alanı da nedir? Pi r kare yarı çapı 3. Pi r kare açı bölü 360 olduğundan dolayı bak şuradaki n'ler gitti. Buradan pi neye eşit oldu? Şu 9 ile 360 sadeleşince nedir? 4 kere 9 36 40 yaptı. X bölü 40'a eşit oldu. Bir de başında da pi var tabii ki. Piler de gidince şurada 1 kaldı. O zaman 1 eşittir x bölü 40'sa x de buradan kaç derece olarak buluruz? 40 derece olarak buluruz. Güzel bir soru. Hoş bir soru gerçekten arkadaşım. Görüyorsun bu sefer dilimin alanından üçgen alanı çıkartma derken bunu uygulamadık. Bu sefer tüm alanı verdiği için alan dağıtmayı uyguladık. Yani değişik bir tarzda yani öseye mi? Ee, şey dışına çıkmış bir de böyle e, her zaman kalıplaşmış sorunun dışına çıkmış aslında. O yüzden mükemmel bir soru şu mantığa dikkat edin. Bu mantıkta da dairede alandaki kullandığımız mantığın dışında bir mantık olmuş ve çok güzel bir soru olmuş. Belki yine aynı mantıkta bir soru sorabilir. Dikkat dikkat. Sekizinci soruyu cevap bulduk geldik 9 soruya. Aşağıdaki aşamalar izlenerek bir çizim yapılıyor. Yarıçapı 6 birim olan bir çember çizerek. Evet, yarıçapı 6 olan bir çemberi çizelim. Şöyle bir çember çizdim. Yarı çapı 6. Büyük mü oldu bilmiyorum ama neyse. Yarı çapı 6. Aklında bulunsun. Yarı çap 6 diye şöyle yazayım. Sonra D doğrusu yarı çapı 6 olan bir çember çizerek çemberin merkezinden geçen bir D doğrusunu çiziniz. Evet çemberin merkezinden geçen bir D doğrusunu çizdik. Sonra buna bir D doğrusu diyelim şöyle. Ondan sonra diyor ki D doğrusuna paralel olan ve D doğrusunun uzaklığı 4 birim olan K doğrusunu çiziniz diyor. Evet, 4 birim uzaklığındaki doğru kesinlikle çemberi çizmek, kesmek zorunda. Çünkü yarıçap 6 ya. Şuradaki uzunluk 4 iken, yarı yarıçap 6 olduğundan dolayı tam kesmek zorunda. Eyvallah. Bu da ne doğrusuymuş? K doğrusuymuş. K doğrusunun çemberi kestiği noktalar A ve B olsun diyor bize. Hemen harfleri sırasıyla yazalım. A ve B'yi yazdık. A merkezli AB yarıçaplı çember çiziniz. Evet şimdi de A merkezli AB yarıçaplı. A merkezli AB yarıçaplı şu. Evet AB yarıçaplı bir çemberi de şöyle çiziyoruz. Çizdik bakalım şunu. Çember yarıçap, şu yarıçap, bu da yarıçap. Peki ondan sonra bize diyor ki bu çemberin D doğrusu kestiği noktalar şuraları. Yani buraları da C ve D olsun diyor bize. C ile D noktaları arasındaki şuradaki uzaklık nedir diye soruluyor dostum bize. Şimdi öncelikle bunun yarı 6 birimdi. Şu siyah çemberin yarı 6 birimdi. E burada merkez var. Kiriş var. Çek dik yapalım bakalım. Çek dik yapınca. Şu aralarındaki uzaklık zaten 4 birim olarak verilmişti. Hocam şu merkez. Şu siyah çemberi düşün. Siyah çemberde burası kiriş. Hocam merkez var, kiriş var. Çeyrek dik yaptık. Kirişi ne yapacak? İki eş parçaya bölecek. E bunun yarı çapı 6'ydı. En etkili silahımız yarıçaptı. Al sana yarıçap, 6. 36'dan 4 çıktı. Şuraya da A diyeyim isterseniz. 6'nın karesi eşittir. Nedir? 4'ün karesi artı A'nın karesinden. 36'dan 16 çıktı. 20. A dediğimiz buradan kök 20. Kök 20 dediğimiz nedir? 2 kök 5'tir. Evet burası 2 kök 5. 2 kök 5 şeklinde çıktı. Şimdi A merkezli de kırmızı bir çember çizdim ve kırmızı çemberin şuradaki kirişi isteniyor bizden. E burada da merkez var, kiriş var. Çek, dik yapsak. Kirişi iki eş parçaya bölecek mi? Bölecek. Şunlar birbirine eşit olacak. Ve kırmızının yarı çapını biz bulduk mu burada? Bulduk. Kaç? 4 kök 5. Dikkat. Çünkü AB yarı çaplı çember. Çemberde yarı çap çok önemli. E 4 kök 5 ise en etkili silahımıza yarı çap çizmek. Al sana yarı çap. Burası da 4 kök 5. E bizim şu iki çember arasındaki uzaklık değil miydi? Ya da şuradaki dikdörtgenden dolayı burası da 4 değil midir? Evet. E 4 var 4 kök var. 4 kök 5 var. 1 2 kök 5 üçgeninden dolayı burası da 8 yapar. E bu kiriş de birbirini ortalamıştı. Çünkü merkez kiriş çektik yapmıştık. 8 ise burası da 8. E toplamda da uzunluk kaç yaptı o zaman? 16 yaptı. Arkadaşlar gerçekten bu soru da çok güzel. E çok hoş bir sözel soru olmuş. ÖSYM'nin düşünün bir 8 yıl önce falan sorduğu soru büyük ihtimalle bu. Ya da 9 yıl önce ya da 10 yıl önce sorduğu soru. Eski sorularda gerçekten çok kaliteli soruları görüyoruz. Bu testte de baya o kalitede sorular var. E, ÖSYM bu tarzda soruyla yine karşınıza gelebilir. O yüzden bu sorulara lütfen ama lütfen dikkat edin. Çok hoş bir soru. Geldik son soruya. Evet son soru ÖSYM tarafından sorulmuş bir soru. Ama ben daha zorunu sordum. Aslında daha mantıklı. Aynısı aslında. Aynısı diyebiliriz. Nasıl mı? Önceki nasıldı? Önceki Tales teoremi. Adı çemberde Tales teoremi diye geçiyor. İncelersiniz. Çembere dışındaki bir noktadan çizilen TT tanımlayarak, adımlarını tanımlayarak o uzunluklarla alakalı bir şey sormuştu. Bunun adı Tales teoremi. Çemberde Tales teoremi bakabilirsiniz. Ben de çember üzerindeki bir noktadan çizilen t ile ilgili bir soru yazdım. Evet, bununla alakalı soru Bakalım nasılmış? Hatta ben bunu bir oyundan çevirdim. Oyunda o aşamaları ben buldum ve soru olarak çevirdim. Bir öğrencim sayesinde Öklit diye bir oyun vardı. Böyle aşamaları böyle en az ne kadar sürede yapabiliriz? En az kaç hamlede yapabiliriz şeklinde. Çok da güzel bir soru oldu. Bakalım nasıl bir soruymuş? O merkezi çember üzerindeki bir T noktasından çizilen T çizme yöntemi aşağıda verilmiştir. Çember üzerinden rastgele bir A noktası seçilir. Evet rastgele bir A noktasını seçelim bakalım şuradan. A'yı seçtik. Sonra AT yarıçaplı çember çizilir. Evet AT'yi çizelim biz. A, A merkezli AT yarıçaplı. A merkezli A noktası seçelim. A merkezli AT yarıçaplı çemberi çizelim. Hop şöyle bir çember. Çizdik bunu. Ondan sonra ne diyor? Bakalım sonrasında. Şimdi iki çemberin kesim noktalarından biri T'dir. Diğeri de B olsun. Evet şu turkuaz çemberle kırmızı çemberin kesim noktalarından gerçekten biri T. Diğeri de B olsun diyor. Eyvallah. Sonra ne diyor? T merkezli BT yarıçapla. T merkezli BT yarıçapla bir çember çiziniz diyor. Çizelim. Şu T merkezli BT yarıçaplı hop çember şöyle bir çemberdir. Evet, bunu çizdik. Sonra diyor ki iki çemberin kesim noktası iki çemberin kesim noktaları yok. T merkezli BT yarıçap çember çizilir. T ve A merkezli çemberlerin kesim noktalarından biri B'dir diğeri C olsun. Evet T ve A merkezli yani mavi çember ile kırmızı çemberin kesim noktalarından biri B'dir diyor. Diğeri de C olsun diyor bize. Devamını okuyalım soruyun. CT doğrusu O merkezli çembere T noktasında teğettir. Evet CT doğrusunda çizince ne diyor? CT doğrusu bu O merkezli çembere T noktasında ettir diyor bize. Tamam. Şimdi teğet işte bu şekilde biz ee, c ct'yi de çizdikten sonra bu çember üzerindeki bir noktadan çizilen teğetin bu şekilde bulabiliyormuşuz arkadaşım. Şimdi bu çizimlerden çizimlerin birinde demek ki bir sürü çizim var. A ve T merkezi çemberlerin yarı çapı uzunlukları sırasıyla 3 ve 3 kök Evet A merkezlerinin yarı çapı 3'müş. Kırmızıyla gösterilen yarıçap bu. Maviyle gösterilen yarıçapı da 3 kök 3 olarak verilmiş. Arkadaşım Kırmızıyla gösterilen yarı çapını şöyle bir de çizecek olursak. Hocam 3 var 3 kök 3 var. Bu da yarı çap. Burası da 3 değil mi? Evet. Aa bu nasıl bir üçgen? Hocam 3 3 3 kök 3. Ne üçgeni bu? 30 30 120 üçgeni. 30 30 120 üçgeni. E ee, sonra ne yapacağız? Sonra bu 3 kök 3. T merkezinin yarı çapı 3 kök 3. Hocam şöyle bakacak olursak. Burası da 3 kök 3. Bak. Mavi yarı çaplı. Mavinin yarı çapı 3 kök 3. Mavinin yarı çapı T merkezli. Şu TC 3 kök 3 olacak. E sonra ne yapacağız arkadaşım burada? Bizden ne isteniyor? O merkezlerinin yarı çapı falan var mı? Tabii. O merkezli T noktasında teğet ya. Burada O merkezinde yarı çapını çizecek olursak merkez T et, çek dik yapınca hocam burası 90 derece olacak. E, bu O merkezinin yarı çapını biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O merkezinin yarı çapını ama bulabiliriz büyük ihtimalle. Nasıl mı? Hocam şurası kaç derece? 120 derece. E, burası 120 derece ise. Şimdi 120 derece ise burası. En güzel ek çizim yarı çap. Şunu da şöyle çizecek olursak şu olayı buluruz. Hocam burası R. Burası da R. E 120 ise gördüğü yay ne olacak? Turkuaz çembere bakın. 120 ise gördüğü yay çevre açıdan 240 yapacak. Hocam burası 240 ise buraya 120 derece kaldı. 120 ise burada kaçtı da 120 derece yaptı. Yarı çap yarı çap. O zaman bunlar da 30-30 yaptı. E 30-30-120 üçgeni. Başka e, 3 köküçse yarı çapı da kaç bulduk o zaman? 3 bulduk. Evet şu turkuaz çemberin yarıçapı 3 oldu. E zaten bizden ne isteniyor? Bizden O merkezi çembere T noktası da teğet olduğunda OC uzunluğu isteniyor. Tamam. Şuradaki turkuazın da yarı bulduysam artık ben şu uzunluğu bulabilirim. OC uzunluğu isteniyor. OC'yi çizecek olursak hocam bir kenarı 3 olan diğer kenarı 3 kök 3 olan bir üçgen çıktı ve burada Pisagor bağıntısından OC uzunluğunu bulabiliriz. OC uzunluğunun karesi neye eşittir? 3'ün karesi artı 3 köküçün karesi. Yani buradan kaç çıkıyor o zaman? Burası 9 artı 27'den 36 çıkar. O zaman OC'yi de kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Evet güzel bir soru gençler. Cevabımız böylelikle Ceyhan çıktı. üzerindeki bir noktadan çizilen teğette gerçekten bu şekildeki adımlarla da bulabiliyoruz. Yine sözel bir soru. dediğimiz gibi eskiden ÖSYM bir tık daha çember konusunda çember ve dairede biraz seçici sorular soruyorlarmış. Şimdiki zamana baktığımız zaman bu sorular biraz daha hafifledi yeni nesil olduğu için ama eski nesile de şöyle bir dönüş yapabilirler. O yüzden dikkatli olun derim size. Tamam. Güzel bir soru. Gerçekten güzel bir soru. Hoş bir soru. Valla çok hoşuma gitti. Buradaki yarı çap çizme olayını ben buradaki 120'yi böyle buldum da daha farklı bir şekilde de bulunabilir de aslında. Bilmiyorum. Ya da daha farklı bir çizimle de siz sonuca daha güzel bir şekilde de ulaşmış olursunuz. Çünkü ben A'yı burada seçtim. Belki sen A'yı buralarda bir yerde seçip o değerleri daha net bir şekilde de görebilsin. Ama çözüm bu şekilde dostlar. Evet. Böylelikle 10. soruyu da C .A. bulduk ve bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 2'nin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.